gündelik olan, sıradan olana biraz eğilmek gerekiyor. Gündelik olan, sıradan olan hikayeler, bir Bodrum'un veya Ege'nin, Akdeniz'in herhangi bir sokağına gidin. Sadece gözlemleyin gündelik hayatı. Orada olup biteni anlayın. Bu yeterli aslında. Bizim Voyage'da ortaya çıkardığımız konu, bir insan Ege'de, Akdeniz'de gündelik olarak nasıl yaşıyor? Çoğunlukla işte bir taşlık veya bir avlusu falan var. O avluda bir sediri var. O sedirde hayat geçiyor. Kapıdan karşılanıyor, selamlaşılıyor. Sonra oradan da evinize geçiyorsunuz. Tek seferde böyle onlarca ev yoktur. Dar bir sokak vardı. Dar sokağın ötesinde 2-3 tane ev bir araya gelmiştir. Bazen bir avlu oluştururlar, bazen sokak genişler. Kapıya çıkmış insanlar oturur orada bir sohbetle, bir laflaşır, bir selamlaşır. Dolayısıyla bizim oradaki gündelik hayata dair olan hikayeleri ortaya çıkarınca orada olması gereken zaten ortaya çıkıyor. Bir insan niçin tatil yapar? Kendine kalması ne demektir? Kendine zaman geçirmesi ne demektir? Kendi kendine veya birileriyle ne kadar ilişkide bulunur, ne kadar geride durur? Projenin tamamı aslında altyapısı buradan oluşuyor. Ana bir arter var. İstediğiniz zaman bu artere geliyorsunuz, oradaki her şey dahil oluyorsunuz. Oradaki tüm olaylara dahil oluyorsunuz. Daha sonra ara arterlere gelip biraz daha küçük alt kümeye geliyorsunuz. Ondan sonra bir küçük alt kümeye gelip 3-5 tane oda evin oluşturduğu bir yere geliyorsunuz. Sonra gelip avlunuzda, sonra odanıza çekiliyorsunuz. Sonra da tamamen özel bir alana çekiyorsunuz. İnsanın kendi kendine kalabilme becerisini geliştirebileceği ve sürekli dıştan güdülenen, dıştan sürekli yönlendirilen bir hayat yerine kendi kendine kalmayı becerebileceği bir otel tipolojisini geliştirdik.